Sorular Saati'nde saat 20.45 Türkiye'nin soru sorulan programındayız. Soru sormak bizim işimiz elbette. Elbette ki soru sorarken de insanları aynı zamanda cevaplarla birlikte aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu akşam Türkiye'nin siyasal gündeminin ve kalbinin en ilginç attığı yerlerden birinde Antalya'dayız. Yerinde görelim dedik ne olup ne bittiğini. Ben bu seçim sürecinde bir Antakya'yı, bir Antalya'yı çok merak ediyordum. Ülkenin sinir uçları olması itibariyle. Bugün de Sayın Mustafa Akaydın'la birlikte başlayacağız. Sayın Profesör Doktor Mustafa Akaydın. Halihazırda belediye başkanı ama aynı zamanda da aday. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sayın Aysever. Sizi İstanbul'a davet etmedik. Bu sefer iade ziyaret yapalım dedik. Teşekkür ediyoruz. Şeref duyuyoruz Antalyalılar olarak. Ben de Antalya'yı çok seviyorum ve her geldiğimde çok mutlu oluyorum. Hocam Antalya deyince Türkiye'nin bütün renklerinin ve bütün sorunlarının son derece yoğun bir şekilde tartışıldığı bir siyasal iklim olduğunu hemen 1-2 saatlik dolaşmada gördük. Nasıl bir seçime gidiyoruz ki toplum bu kadar politize? Nasıl bir seçime gidiyoruz ki insanlar arasında derin bir kutuplaşma var? Şimdi öncelikle seyircilerimden sesim zaman zaman çok ciddi bir bronşit atağı geçiriyorum. Bozulursa özür dileyerek söze gireyim. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi Antalya bence de çok renkli bir şehir. Hem doğası çok renkli Antalya'nın, hem çok kültürlü, çok uluslu bir şehir. Çok çeşitli iklimlerden gelen insanları var. Nedense Antalya halkı da sizin de tespitinize katılıyorum. Olduğum olası siyaseti çok seven, siyasette iç içe yaşayan bir şehir görünümünde. Ama Türkiye'de maalesef bu seçim çok yerel seçim konuşulmuyor. Adayların kişiliği, kimliği pek konuşulmuyor. Bir yerde şu lafı ettim, hani belediye başkanı olarak, yerel yönetici olarak yaptıklarınızı ve projelerinizi yeni dönem için anlatmak durumundasınız. Ben genellikle vatandaşımla karşı karşıya kırsal kesimde de kaldığımda bana diyorlardı ki efendim projelerinizi anlatmayın, kitapçıklarınızdan okuruz. Biz başka şeyler duymak istiyoruz. Ne mesela gelin, merak ediyorlar? Gündemi tabii özellikle son 3 ay içinde çok değişti. Yani ciddi bir itibar kaybına uğradı Adalet ve Kalkınma Partisi. Türkiye'de buna paralel ciddi bir itibar kaybına uğradı. Özellikle 17 Aralık depremi dediğimiz deprem. Evet, bunlar tape dediğimiz olaylar hukuki değil. Dinlemelerin de birçoğu hukuki olmayabilir. İnternete düşmesi hukuki olmayabilir ama herkesin kafasında ciddi bir kuşku yarattı. Ve bu kuşkuya da verilen cevaplar, hani paralel devlet yaptı bunları cevabı, kimseyi tatmin etmiyor artık. Ortada çok somut gerçekler var. Çünkü bugüne kadar da hesabı verilmemiş bir Şaban Dişli davası var, bir Deniz Feneri davası var. Bilmiyorum hafızalardan silindi ama Antalya gündeminde çok önemliydi. Bu 3 ay öncesinde bir enişte kayınpeder şeyi vardı tartışması. Hı hı. Sağlık Bakanlığı 112 istasyonlarının yapım ihalesi gibi. Bunlar bile gündemden çıktı artık. Çünkü... Peki hocam şöyle bir tartışmaya götürelim. Oradan da ulusal tartışmaya döneriz. Tabii. Sayın Menderes Türel sıradan bir rakip değil. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Siz de sıradan bir rakip değilsiniz. Çünkü Türkiye'de bir dönem özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı yürütülen süreçte hani bu laiklik ve Mustafa Kemal ilkelerine bağlı olup olmadığı, liberal bir parti olup olmadığı sürecinde sert beyanlar veren bir isimsiniz. İkiniz karşı karşıya geldiniz. Ve burada da karşılıklı yolsuzluk suçlamaları var. Size sizin yaptığınız yolsuzluk suçlamalarına karşılık Menderes Türel Bey diyor ki bu rakamların tamamı iftiradır. Bunların hepsinden ben aklanmışımdır. Öte taraftan da sizin hakkınızda 600 tane yüksek mahkemede bulunan suç duyurusu olduğu ve er ya da geç hesap vereceğiniz tezi öne sürülüyor. Biz şaşırdık şimdi. Hangisi doğru? Önce şu 600 suç duyurusu şu. Ben toplu ulaşımla ilgili bazı radikal işlemler yaptım Antalya'da. Bu radikal uygulamalardan rahatsız olan bir toplu ulaşım esnafı kesimimiz var. Ve Antalya'da bundan yakın zamana kadar savcılık yapmış olan Osman Şanal isminde çok ünlü bir savcı da var. Sanıyorum kendisine bir siyasi görev verilmişti. Yani benim bir açığımı yakalama konusunda. Hiçbir şey bulunamadı ama bunun elektronik kart sistemiyle ilgili bir suçlama yapıldı. Ancak bu ihale de Danıştay'dan aklandı. Yani şimdi bunun altı boş bu şeyin suçlamanın. Ama bunu yaparken tabii 640 galiba ulaşım esnafıyla birebir onların ifadesini aldı. Bunların sanıyorum bir 200 tanesi ifadelerinde beni suçlayıcı ama yalan ifadelere de başvurdular. Bunların hepsi şeyde hiçbir tanık yok zaten bunları söylediğime dair. Benim onlara baskı yaptığıma kurgu dair. Kurgu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kurgu tamamen baştan sona kadar. 4,5 saat ifade verdim. 4,5 saat boyunca aynı sorular
4,5 kere tekrarlandı. Hatta dedim ki Sayın Savcı, bunu yarım saat önce gene sormuştunuz. Yani bir açık yakalama şeyi. Dava devam ediyor. Ben yargılandığımı inkar etmiyorum ama bunun siyasi bir yargılama olduğunu düşünüyorum. Bir açık yakalama kurgusu var ortalıkta. Diğer taraftan Sayın Türel'le ilgili bugüne kadar benim en az 3 tane suç duyurum var. Bunların bir kısmı çok somut suç duyuruları. Bunlardan aklandım diyor ben. Aklanmadı. Hiçbir şekilde aklanmadı. Yalnız bunların bir kısmını savcılık takipsizlik kararı aldı veya İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. İçişleri Bakanlığı müfettiş gönderdi. Yanlı karar aldı. Danıştay 1. Dairesi bozdu. Bu dedi çok yanlıdır dedi. Yalnız bunun şeyi devam ederken, davaları devam ederken mahkeme sanıyorum dokunulmazlık zırhından dolayı hiç aklanmadı. Hakkında verilmiş bir beraat kararı yok. Yani bir tane beraat kararı göstersin Sayın Türel, ben kabul edeceğim. Şimdi onun bürokratları yargılanıyor. Çünkü peki, şunu soracağım hocam. Bir çok önemli suç duyurusu da yeni yapıldı hakkında. İsterseniz onu da söylerim, çok somut. Nedir o? Antalya'nın bir şeyi var, göbek düzenlemesi, süs havuzlu. Bunu bir Fransız firma ihalesiz veriyor. Ben belediye başkanı oluyorum. Firma benden para istiyor. Diyorum ki ihaleye kontrat yok böyle bir şey. Ondan sonra ama su aboneliğinden mi, elektrik aboneliğinden mi tutturup davayı kazandığı için faiziyle birlikte 600 bin lira para ödedik biz müteahhite. Hala yok şey. Size yönelik de şöyle bir iddia var. Deniyor ki bizim sıfır maliyetle yaptığımız sağlıklı sözleşmeleri ortadan kaldırdılar. Belediyeyi zarara uğrattılar. Milyonlarca dolar belediyenin parasız kalmasının, icra takiplerine uğramasının nedeni budur diyorlar. Kesinlikle böyle bir doğru bir haber yok. Sadece bundan önce yapılan bir stadyum ihalesi ki Antalya'nın başına bir çorap örmüştür bu ihale. Çünkü gerçekten müteahhit firma belki yıllara sari kardan mahrumiyet tazminatı yükleyebilecektir. Ama bunun baş sorumlusu Sayın Türel'dir. Çünkü üst ölçek plana aykırı bir plan yapılmıştır. Ve buraya bir stadyum inşaatı başlatılmıştır. Üstelik ruhsat vermemiştir bu inşaata Sayın Türel. Çünkü herhalde ayıplarını bildiği için. Tam ben belediye başkanı olarak kucağımda bulduğum iki tane mahkeme kararı var. Birisi Danıştay 6. Daire. Bunu iptal etmiştir bu ihaleyi. İptal edince mecburen 30 gün içinde yasanın dediğini, yargının dediğini uygulamak zorundasınız. Uyguladık. Yani büyük bir pişkinlikle bundan dolayı benim Antalya'yı zarara soktuğum suçlamasıyla karşı karşıya kaldım. Peki şöyle bir şey var Sayın Başkan. Menderes Türel Antalya'nın zengin varlıklı ailelerinden birinin çocuğu olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla bir iktisadi olarak hani zaten varlıklı bir aile. Bugünlerde işte kendisinin yurt dışında konut edindiği vesaire türünde bir takım dedikoduların da burada sizin tarafınızdan kasıtlı yayıldığı söyleniyor. Bu doğru mudur? Şimdi bir kere ben de Sayın Türel'in geçmişte çok varlıklı bir ailenin çocuğu olduğuna dair bir bilgi yok. Bendeki bilgi 2004 yılındaki mal varlığı var. Tam belediye başkanı olduğu dönemde. Onda da yanlış hatırlamıyorsam bir konut, bir villa, bir araba, kullanılmış bir araba, bir de %50 hissesi kendisine ait olan bir matbaadan bahsediyor. Bunları topladığınızda çok büyük bir mal varlığı değil. Antalya'da da böyle bir kanaat yok zaten. Ben ısrarla diyorum ki dürüst politikacılar halkın karşısına çıktıkları zaman mal varlıklarını bildirmeliler ki ben bildirdim 5 sene. Sizin mal varlığınızda bir artış var mı 5 sene içerisinde? Benim mal varlığımda eksilme var. Açık neden? Söylüyorum. Yetmediği için maaşım. Ben çünkü bazı özel hobileri olan bir insanım. Mesela bir kır evim var benim orada. Romantik hayvancılık yapıyoruz. Yani inekleri besliyoruz. İnekler bizi beslemiyor açıkça. Bunun gibi bazı harcamalarım var ve oturduğum ev 10 yıllık İş Bankası kredisiyle alınmış. Yüklü bir aylık kredi ödüyorum. Onun için geçinme zorluklarım olduğu için geçmişteki miras yoluyla bana intikal etmiş ailemden gelen 3'te 1'i bana ait olan 2 dairemi sattım. Bir otomobilimi sattım. Bir de bankada mevcut olan 50 bin lira nakitim eksildi. Ben bunu söylüyorum. Peki yani madem sürekli eksileceksiniz bir dönem daha dayanabilecek misiniz? Şimdilik dayanabilecek gibi gözüküyoruz. Çünkü biz de karı koca bu ülkeye 30 yıl hekim olarak hizmet ettik. Biraz kazandık. Ailemizden de çok şükür anne babalarımız rahmetli oldu 3 tanesi. Bir takım mal mülk kaldı. Açıkta değiliz ve büyük bir zenginlik ve konfor meraklısı da değil. Bu işi niye yapıyorsunuz peki belediye başkanlığında? Oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Bir takım duyumlar vardı Sayın Türel'in edindiği son yıllarda mal varlıklar hakkında. Bu konuda ben dedim ki bunların yalan olmasını umut ediyorum. Ama neydi onlar? Bir tanesi bu 2B köylüsü inim inim inlerken Antalya'nın 2B'den çok zararlı, çok muzdarip çiftçimiz.
Yaklaşık 42 dönüm kadar bizdeki görüntüye göre geçen Eylül ayında, Eylül'ün 5'inde tapu kayıtlarında gözüküyor. 2B arazisi toparlıyor. 42 dönüm. İçinden yol geçiyor. Kendisi satın alıyor yani özetle. Ha bu suç değil ama etik değil dedim. Yani ben şahsen bir belediye başkanının politikada olduğu dönemde emlak edilmesini doğru bulmuyorum etik olarak. Her zaman şaibeye açıktır. Çünkü imarla ilgili kararlar alır belediye meclisleri. İkincisi de bunu 3-4 gün sakladıktan sonra söyledi şey zaten. Yalan değil bu. İtiraf etti. Böyle bir arazi edindim dedi. Ama suç değil diyorsunuz. Etik sorun diyorsunuz. Etik değil diyor. Tabii. Peki reklama gidelim. Dönüşte devam ama bir de şeyi söyleyeyim buyurun. Müsaade ederseniz. Valencia İspanya'da bir villası olduğu söyleniyor. Yaygın. Bu ama tamamen yalanlandı. Ben duymadım. Ha, bugün beni kendisi aradı. Bu akşam... O zaman bunu ben 10 gündür söylüyorum. Bugüne kadar yalanladığını hiç duymadım. 10 gün niye bekledi bilmiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Ben buradan şunu söyleyeyim. Siz... Ben zaten şey yalanlarsa memnun olurum dedim. Tamam. Yalanlarsa ben de şöyle memnun olurum. Bugün ben Menderes... Ama 10 gündür susunca tabii bu şey daha da arttı. Menderes Türel Bey'le ben bugün beni aradı. Muhtemelen akşam Sayın Başkan bunu dile getirecektir dedi. Siz ben, sorduğunuz için getirdim. Zaten. Hayır işte getirecektir dedi. Ben de tabii soracağım dedim o zaman benim tamam. Bu bilgim yoktu. Ben memnun olurum. Şuna bakacağız. Yarın kendisine soracağız. Dedi ki Valencia'da benim böyle bir dairem, villam yoktur. Çok memnun oldum. Niye 10 gündür bunu söylememiş ona da şaşırdım adam. Yarın öğreneceğiz onu da. Peki. Memnun olurum. Çok kısacık bir ara gerçekten kısacık. Ardından Sayın Başkan'la ilgili Türkiye'ye dair başka sorular soracağım. Aykırı sorulardayız. Türkiye'nin soru sorma saatinde devam ediyoruz Mustafa Hakkadin Hoca'yla. Hocam meselenin şey tarafı anlaşıldı. Yani sizin iddialarınız, cevapları da duyuyoruz. Şimdi önemli bir başka mesele, sizi ilgilendiren bir mesele. Size yönelik şöyle bir iddia öteden biri vardı, siz de cevapladınız. İşte Mustafa Hoca biraz elitist davranır ve halkımızın dindar kesimiyle sağlıklı ilişki kurmaz. İşte bira festivalleri yapar falan diye. Bunu daha önce de konuştuk ama şimdi seçim sürecindeyiz. Ve bir taraftan kitap, Kur'an ve din söylemi, bir taraftan da size yönelik bu türden de değerlendirmeler var. Siz Allah aşkına bu türden bir mesafeniz var mı? Dindarlarla ilişkileriniz bozuk mu yoksa toplumun her kesimiyle eşit ilişki kurabiliyor musunuz? Şimdi ben açık söyleyeyim hiç elitist tavırları olmayan son derece halkın içinde bir belediye başkanıyım. Çünkü ben aynı zamanda hekimim. Hekimler iletişim dilini iyi kullanmak zorunda olan bir meslek grubudur. Onun için 35 yıldır hastalarımla, köylüsüyle, kentlisiyle sıcak bir iletişim kurdum. Yani öyle bir izlenim yarattığımı sanmıyorum. Ama Antalya'da hakkımda hiçbir açık bulamayan muhaliflerim iki şeye tutundular. Birisi dine karşı ayıplarım olduğu söylemi, muhafazakar kesimi etkilemeye yönelik. İkincisinde siz söylediniz hakkımda 600 tane iddia varmış. İşte bir şeyin soruşturmanın bir yargılama sürecinin 600 tane zorlama ifadeler.
Bunların hepsinde de tertemiz olduğumu Antalya'daki bütün hemşerilerim de biliyor. Şimdi ben hiçbir şekilde bira festivali yapmadım. Antalya'da bir şirket Oktoberfest Almanların yaptı. Her sene de yapıyor. Bunların ilkine Alman konsolosu beni davet ettiği için açılışına beraber gittim. Bu bütün dünyada bilinen, kutlanan Almanların meşhur Bavyera eyaletinin hasat bayramıdır. Orada da bira içiliyor. Herkes de bira içiyor. Bira da parayla satılıyor. Dediler ki bira festivalleri düzenliyor. Halka teşvik ediyor bira içmeye. Çok özür dilerim. Bu uyarıyı yapmak zorundayım. RTÜK kuralları gereği. Korumalı saatlerdeyiz. Hocam bir haber gerekçesiyle bundan söz ediyor. Yoksa çocuklarımıza ya da insanlarımıza alkolü özendirmiyoruz. Hocam durumu açıklıyor. Korumalı saatlerde olduğumuz için bunu söylemek zorundayım. RTÜK kuralları gereği. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir daha da katılmadım. Ancak o ilkinde, ilk bira festivali dedikleri. Bakın bu gördüğümüz otel de Sheraton Oteli'nde, İstanbul'da Hilton'da yıllardır Oktoberfest kutlanır. Bu otelin sahibi benim çok sevdiğim ama Menderes Türel ve Sayın Başbakan'ın da çok yakın arkadaşı olan Fettah Tamince'dir. Her sene burada da yapılır bu festival. AKP'li belediyelerin birçoğu Nevşehir'de Bağbozluğu festivalleri düzenlerler. Bu festivallerde de ben sordum kendilerine, onların ağzından konuşuyorum. Şarap ikram ederler halka. Dolayısıyla böyle bir söyleme sarıldılar. Bu tabii kara propaganda. Dolayısıyla konuşmaya bile gerek görmüyorum. Yani 3 milyon turist ağırlayan, Alman turist sadece ağırlayan bir kentin belediye başkanıyım. Elbette ki Oktoberfest yapılabilir. Buna benim katılmamdan daha doğal bir şey de olamaz. Peki bir de şöyle bir sizin tartışmalı olan iddia ettiğiniz bir durum var Sayın Menderes Türel ile ilgili olarak. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özellikle hukuksuzluklar olduğu ve büyük maliyetlerle bu işlerin hallolduğu, bunun sonucunda da siz kucağınızda büyük maliyetler bulduğunuz yönünde. Doğru mudur bu? Doğrudur efendim. Nedir? Yani Sayın Türel büyük dünya yıldızlarını buraya getirirken Antalya'ya faydalı bir şey yapmamış mıdır? Neticede dünyaya adımızı duyurdu. Efendim Antalya'ya faydalı bir şey tabii Altın Portakal'ı getirince yaparsınız ama Altın Portakal Film Festivali halkın cebinden çıkan paralarla yapılıyor. Bakın ben bunu ortalama her yıl 5 milyon lira parayla yaptım. Ve Yeşilçam'ın da hakikaten çok önemli bir sunumudur. Ama her sene 5 milyon liraya olabilen bir festival 2008'de 28 milyon liraya yapılıyor. Ha bunun içinde 7 milyon 700 bini devlet katkısı kabul ediyorum ama 21 milyon Antalya'nın cebinden çıkıyor. Buna hakkı yok Sayın Türel. Yani bu şehir 21 milyon liraya ayıracak bir şey değil. Ben 21 milyona bile 4 festival yapıyorum. Ve bana hiç de hükümet yardımı yok. Sıfırlandı. Bunu da zaten dönemin Kültür ve Turizm Bakanı bir ay önce kendi ağzından itiraf etti. Dedi ki biz hocaya hiç destek vermedik ama Antalya'da kültürel etkinlikleri eski başkandan çok daha güzel yaptı dedi. Kim söyledi? Ertuğrul Bey mi? Evet Ertuğrul Bey söyledi. Beraberdik yan yana Demre'de. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce böyle bir açıklama yaptı. Şimdi konu bu ve o kadar usulsüz harcamalar var ki bunun içinde. Belgeli midir bunlar? Yani burada bir yargılama söz konusu mu ki bu iddianız? Devam ediyor. Suç duyurularımızı yaptık. Top savcılar da ama savcılar bazı konularda gerekeni yapmıyorlar. Yani yargıya siyasi müdahale var. Bakın limuzin kiralarına verilen sanıyorum 2 milyon 300 bin lira gibi bir para. Yanlış söyleyebilirim. Parayla bütün limuzinleri satın almak mümkün. 9 günlük kira parasına. Peki hocam şunu soracağım. Bir iddianız da sizin size özel bir ödenek verilmediği, kısıtlamalar yapıldığı yönünde. Menderes Türel çevresinden yine bizimle temas ettiklerinde şunu söylediler. Dediler ki biz Sayın Akaydın Hoca'dan fazla olarak tek bir kuruş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne edinmiş değiliz. Oradaki mağduriyet gerçekçi değildir. Çünkü yasalarla yönetiliyoruz. Bu doğru mudur yoksa? Efendim bakın 2008'i söylüyorum. 7 milyon 700 bin lira para. Hı. Bu paranın 4,5 milyon lirası devlet tanıtım fonundandır. Geri kalanın da Kültür ve Turizm Bakanlığındadır. Ertuğrul Günay Bey'e sorarsanız bunu söyler. Bana da ilk yıl 800 bin lira, geçen yılda sıfır. 800'den sıfıra kadar indi. Bin lira. Geçen sene yani 2013'te hiç verilmedi. Yani hesap ortada bunu açıklıyorum. Peki. Ertuğrul Bey de bunu teyit ediyor. Ama bunun dışında ne vardır? Hazine destekli, Antalya için çok zararlı bir proje olan tramvay desteklenmiştir Menderes Türel zamanında. Mesela onlar da diyorlar ki bizim bu tramvay en büyük projemizdir. Dünyada birkaç şehirde vardır. Bu konuda bizim dünyayla yarıştığımız bu bir projeyi Sayın Akaydın belediyecilik bilmediği için dünyaya yarıştığımız projeyi bizim utancımız haline getirdi. Bunu anlatmak zorunda kaldım. Efendim bakın proje bir İspanyol firmasından satın alınmıştır. Alarco ortaklığıyla.
Fizibilite raporu A'dan Z'ye yanlıştır çünkü yoktur. Fizibilite raporunda şişirilmiş rakamlar master planı olmadığı için Isparta'nın ulaşım master planı yapılmıştır, kullanılmıştır. Çok düşük kredilerle yapıldı söyleniyor. Efendim 154 milyon avro. Bunun bugüne kadar sadece faizini ödedik. Bundan sonra ana parayı ödeyeceğiz. Ve her yıl Antalya'nın cebinden tramvay biletiyle karşılanamayacağı için bu para. Çünkü tramvayı 4-5 liraya çıkarmadan bir bileti bunu karşılamanız mümkün değil. İkincisi, fizibilitede bugün için taşınması gereken yolcu güzergahta 171 bin kişi. Bunun olmayacağını ben ilk günden söyledim. Düşünün Antalya'nın tüm toplu ulaşım kullanan vatandaş sayısı bir günde kışın 250 bin kişi. Yani bunun tek bir güzergahta 170 bininin olması akla mantığa uygun bir şey mi sizce? Antalya'nın bir sürü şeyleri var. Aksları var, güzergahları var. Bunların hepsi yanlışla dolu. Ve 154 milyona mal ettiği projenin Antep Belediyesi gibi, Kayseri Belediyesi gibi, Eskişehir Belediyesi gibi, ikisi bunların AK Partili, bunun üçte bir fiyatına mal etmişlerdir. Açıkça üçte bir fiyatına mal etmişlerdir. Nasıl burası bir kayıp olduğunu düşünüyorsunuz? Onlar ciddi da dünya, bir kayıp dünya ve 2000, bir... işte dünya çapında bir şey değil. Yani o tramvayın geçtiği esnafla bugün beraberdim. Hepsi şu anda benden 5 yıldır istenen bu tramvayı çöpe at diyorlar bana. Nasıl atarsınız çöpe? Daha 150 milyon avro ödeyeceğiz. 150 milyon avro. Dile kolay. Peki Sayın Başkan, öte taraftan Antalya'da tabii ilginç bir süreç de yaşanmakta. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Antalya'nın bir modern hayatı sürdüren kesimi var. Yani modern hayattan neyi kastediyorum? Eğlence hayatına, gece hayatına da katılan, turizmle buluşan bir sektör var. Bir taraftan da daha muhafazakar, daha hatta kırsal kesimde daha da dindar diyebileceğimiz bir kesim var. Ve şu anda Türkiye'deki yasalardan dolayı bazen büyük şehirlerin kaderini kırsal belirleyecek, bazen kırsalın kaderini büyük şehir belirleyecek. Yani tuhaf bir tablo var. Tam da yerinden yönetim mantığına uygun denemeyebilecek bir tablo var. Başka yerlerde de görüyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeceğim. Ben 5 yıllık belediye başkanlığım döneminde Antalya'da en çok övündüğüm hizmetler eğitime, kültüre ve sosyal hizmete yaptığım katkılar. Ama bu büyük projeleri yapmama engel olmadı ve bu söylediklerimi de büyük paralar harcayarak yapmadım. Ben 5 yıl öncesine kadar çok daha kültürlü göreceli olarak konuşuyorum. Çok daha kültürlü, eğitimli bir Antalya halkı olduğu inancındayım. Dolayısıyla Antalya halkı evet muhafazakarlığında gereğini yapar ama moderniteden de hiç ürkmez, korkmaz ve yılda 12 milyon turist ağırlayan bir şehrin modern yaşamın bütün inceliklerine de hakim olması lazım. Aksi takdirde eğer yaşam tarzlarımıza müdahale olursa bizim bu turistleri bu şehirde ağırlamamız mümkün değil. Antalyalı'nın en büyük korkusu şu anda, çünkü herkes buradan ekmek yiyor, bu turistleri muhafazakar eylemlerle kaçırma korkusu. Peki şöyle bir risk var mı Türkiye'de? Başbakan şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben Twitter anlamam. Dolayısıyla neredeyse haremimize kadar girecek hale gelmişler. Paralel bir kurgudan söz ediyor. Yani paralel yapılanmadan söz ediyor. Dolayısıyla bu iş olacak iş değildir. Herkes aklını fikrini başına alsın. Şimdi böyle olunca bazı şeylerin etkisi büyük olabilir. Söz gelimi sadece 3 milyon Alman turist ağırlayan bir kent. Başbakanın bu kadar sertleştiği bir dönemde acaba Antalya'nın da iktisadına zarar verir mi? Valla Suriye konusunda bölgede yarattığı gerginlik Antalya'nın ekonomisine çok ciddi zararlar verdi. Özellikle tarım ekonomisine bakın. Ne türden? Demedim. Çünkü bizim komşularımızla olan ilişkilerimiz bozulduğu için ve Rusya'nın yaptığı tahditler de arttığı için, Rusya bizim için çok önemli bir tarımsal pazar, Arap ülkelerinde olduğu gibi tarım sektöründe zaman zaman değişen ciddi krizler yaşadık. Bunun üstüne Ukrayna ve Bulgaristan'da olan hudut krizi de eklenince kesme çiçek sektöründe de yaşadık. Yani hükümetin uyguladığı politikalar Antalya'yı hakikaten tedirgin eden, korkutan politikalar. Şimdi bizim bu Twitter'la ilgili geldiğimiz noktada Türkiye'nin itibarı sıfır olmuştur. Biz artık üçüncü dünya ülkelerle aynı kategorideyiz. Zaten 8-10 tane ülke var dünyada bunu yasaklamış olan. İşte zaman zaman kaldırdığını da duyuyoruz. Galiba İran'la Mısır kaldırmışlar yasağı ama işte Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Özbekistan, Libya, Tunus böyle ülkeler. Bizim bunlarla beraber anılmamız çok ayıplı bir şey. Sayın Başbakan bunu da başardığı için kutluyorum kendisini ama zannediyorum bu coğrafyadaki itibarsızlığımız ekonomimizi bile sarsacak noktaya geldi.
Peki sizin Pensilvanya'ya gittiğiniz ve Fethullah Gülen'le görüştüğünüz yönünde bir iddia var. Doğru mu? Bakın buna şöyle gülerek cevap vereyim. Benim kime gideceğim, kimden konuşacağım hiç kimseyi ilgilendirmez. Ben dedim ki buna, ben... Bu iddiayı atan çevreleri biliyorsunuz. Biliyorum kimlerin attığını. Ben hizmet grubunun davetlisi olarak geçen sene Washington'a gittim. Orada hakikaten dünyanın çok önemli insanlarıyla görüştük. Çok önemli bir toplantıda Antalya'yı tanıtan bir konuşma yaptım. Hakikaten de etkilendim. Ama benim... Etkilendiğiniz toplantıdan mı, cemaatten mi? Cemaati kurduğu lobiden etkilendim. Çünkü 48 tane Amerikan senatörü, temsilciler birliği üyesi yemeğe geldiler. Gala yemeğine. Nancy Pelosi ile beni zorla tanıştırdılar. 500 tane dünya ekonomi Tusko'nun davetlisi olarak. Ekonomi alakalarına ben sabahleyin 5 dakika İngilizce Antalya'yı tanıttım. Bunlar büyük ayrıcalıklar. Bundan dolayı bende bir değişiklik yok. Ben eskiden ne kadar laiksem, ne kadar partimin altı umdesine bağlıysam bugün de aynı derecede bağlıyım. Ama şunu söyledim. Yarın bir gün bir daha Amerika'ya gidersem ve Sayın Fethullah Gülen beni davet ederse gideceğim, özellikle kahvesini içeceğim dedim. Ben politikacıyım. Ve tarikat olgusu bu ülkenin bir olgusu. Tarikat sadece Gülen cemaat de değil. Onların oylarına talibim diyorsunuz. Hayır, demedim öyle bir şey. Bakın hiç öyle bir laf kullanmadım. Onlarla görüşürüm dedim. Ben dedim ki konuşmalarımda, ben bir tek terörist Başa Apo'yla görüşmem dedim politikacı olarak. Ama siyasettir bu. Allah korusun. 20-30 sene sonra ülkenin, Allah korusun diyorum, gerekleri olursa mecburen görüşmek zorunda kalabilirsiniz. Ama böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Ben bu ülkede her kesimden insanlar görüşürüm. Bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bunda bir sakınca yok ki. Ve benim gittiğim toplantıya 7 tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, 2 de genel başkan yardımcısı geldi. Bir genellikle Cumhuriyet Halk Partililer Fethullah Gülen'den F tip örgütlenme ve Ergenekon türü davaların sanığı, suçlusu olarak söz ederlerdi. Siz bugün açık bir şekilde Sayın Fethullah Gülen diye hitap ettiniz kendisine. Evet. Bu bir bakış değişikliği mi? Hayır. Bugün Fethullah Gülen'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne açık desteği olduğu anlamına gelir mi? Gelmez efendim. Ben Türkiye'de tarikatları kaldırmış bir Atatürk'ün çocuğuyum. Çünkü o günkü koşullar bunu gerektiriyordu. Belki Atatürk bugün hayatta olsaydı tarikatları serbestle bırakırdı. Çünkü tarikatların çok zararlı etkilerini ortadan kaldırmış bir cumhuriyetteyiz şu anda. Türkiye'de Bektaşi dergahları da kapandı. Bektaşilikten bir şikayetimiz var mı bizim? Türkiye'de bir sürü tarikat var, bir sürü mezhep var bu tarikatların inancını taşıyan. Bu insanlar bu ülkenin gerçeği ise bunların görüşlerinde olmanız şart değil, ama bunlarla görüşmenizde bir sakınca yok. Ben hiçbir dini örgütün, cemaatin ülke siyasetine karışmasını doğru bulmuyorum. Eğer doğru buluyorlarsa onlar, ben onlara tartışırım. Onları iknaya çalışırım. Ama siz bir cemaati paralel devlet diye suçluyorsanız, bugüne kadar bu paralel devletle neden bu kadar sıkı fıkı ilişkileriniz vardı? Neden vuslattan bahsediyordunuz? Neden başbakan ne dediniz de yapmadım, hakimleri bile siz istediniz de atadım demedim de şimdi bu suçlamaları yapıyor? Ben de diyorum ki paralel devlet bu tapeleri yapıyorsa bunları ortaya çıkarmak Sayın Başbakan'ın asli görevi. Şimdi sen 3 sene önce aynı olay Deniz Baykal'ın başına geldiği zaman benzerleri, çok daha kötüleri. Daha kötüsü. MHP milletvekillerinin başına geldiği zaman bunlar hiçbir zaman şey değildir, özel sayılmaz, bunlar geneldir diyeceksin. Neredeyse mutluluğun ağzından dökülen cümlelerden belli. Bunun gereğini yapmayacaksın başbakan olarak. Bunları bu ekranlara düşürenleri bulamayacaksın, keşfedemeyeceksin. Şimdi diyeceksin ki bu yapılan ahlaksızlıktır. Peki bu böyle bir şey olur mu? Başbakanın son dönemdeki toplantılarını izliyorsunuz herhalde, açık hava toplantılarını. Giderek sertleşen bir üslup da kullanıyor ve 30 Mart'ın hemen ardından da bir hesaplaşmanın olacağını söylüyor. Türkiye'de de bir tartışma var. Bir kısmı diyor ki başbakanın arkasında kemikleşmiş bir oy vardır. Bir kısmı da diyor ki başbakan hayatının sürprizini yaşayacaktır. Bir kısmı da diyor ki bu Suriye meselesi bahane edilerek önümüzdeki günlerde, bunu sizin genel başkanınız da söylüyor, belki seçimlerin bile yapılamayacağı bir tabloya gidilecek diyor. Şimdi ben size soruyorum. Siz deneyimli bir siyasetçi, deneyimli bir ilim adamısınız. Ne diyorsunuz? Öncelikle deneyimli bir bilim adamı olduğum doğru da deneyimli siyasetçi olduğum tartışılır. 5 yıllık bir siyasetçi. Fena değil işte. Fena değil. Yani Antalya gibi çıraklık dönemini geçtik. Kalfa oldum ama büyük usta olmaya hiç niyetim yok diyorum. Çünkü büyük ustalıktan korkuyorum Türkiye'de. Bunu açıkça ifade edeyim.
Ama Türkiye'nin geldiği bu noktada başbakanın diktatöryel eğilimleri olduğu çok uzun zamandan beri Batı dünyası tarafından da biliniyor. Türkiye'nin aklı başında insanları da bunu söylüyor. Zaten bu Twitter yasayla artık bu pik yaptı. Zirve yaptı. Bu savcılara olan müdahaleleriyle, yargıçlara olan, ki inkar etmedi Sayın Başbakan. Bakın bütün bu tapelerin yalan olduğunu kabul edelim. Yani dublaj, montaj falan filan. Sadullah Ergin'le Sayın Aydın Doğan hakkında yaptığı konuşma inkar etmiyor. Herkes kabul ediyor bunu. O bile batılı bir ülkede bir başbakanın istifasını gerektirir. Tek başına bu bile gerektirir. Dolayısıyla Türkiye'de benim korktuğum şu, inancım şu, AKP ciddi bir oy kaybına uğrayacaktır. Ne Hatta oranda? Bu hiç inanılmayacak boyutlara da gelebilir. Ama başbakan seçimden sonra böyle bir kayıpla karşı karşıya kalırsa, ki bence farkında. Çünkü onun yaptırdığı anketlerin, ona özel olarak sunulan anketlerde bu fotoğrafı çekiyor. Seçimi yaptırmamak, seçimi erteletmek, iktidarını korumak için dünya tarihinde geçmişte birçok diktatörün sapmış olduğu yöntemler uygulayabilir. Nedir onlar mesela? Ben mesela Suriye ile olan gerilimden ciddi olarak çok korkuyorum. Yani bu hafta içerisinde bir... Allah korusun. Bakın önümüzde birkaç gün kaldı. Allah'ıma dua ediyorum. Türkiye'ye bir provokasyonu yaratan, çünkü bugüne kadar biz yangına benzin döktük orada. Türk halkı bundan dolayı çok çekti. Ben Saddam diktatör değildi, Esad diktatör değildi demiyorum. Onlar da bölgenin diktatörleri. Ama hiçbir ülke komşusuyla bu kadar dış ilişkilerini bozma riskini yok yere göz önüne alamaz. Peki. Diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, son soruma geldim. Reklamdan sonra Sayın Başkan yanıtlayacak. Sorum çok yalın ve basit. Menderes Türel ve kendisi arasında yerel basında da görüyoruz. Neredeyse iki siyasetçiden öte bir kan davası haline dönmüş bir gerilim var. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde bu ne hal alır? Bunu sormak istiyorum. Ve mesela seçimin galibi olacağından emin mi? Neye dayanarak bunu söyler? Ya da Menderes Bey kazanırsa koltuğunu rahatlıkla devredip elini sıkar mı? Reklamlardan sonra. Antalya'nın seçimini konuşuyoruz. Sayın Mustafa Akaydın'la az önce bir CNN Türk Televizyonu olarak editoryal bir hata yaptık. Bu hatamızı düzeltmek istiyorum. Seyircilerimizden tepki geldi. Bir yanlış anlama hata, yani bir yanlış anlamadan kaynaklı hataydı. Hocam Amerika'ya gitme gerekçesini bir toplantı olarak açıkladı ve bu toplantıda da kendi partisinin ileri gelenleriyle birlikte olduğunu ve orada gördüğü manzaradan Gülen cemaatin, Hizmet Hareketi'nin ilişki ağından etkilendiğini söyledi ve ardından da açıkçası dedi, bu nasıl kurulduğu bunu anlamak adına Fethullah Gülen'le eğer günün birinde imkan olsa ya da davet etse kahve içer konuşurum. Ben siyasetçiyim, siyasetçi herkese konuşur dedi. Biz bunu sanki Fethullah Gülen'le görüşmüş gibi yansıttık ve altyazıda bizim KJ'mizde Fethullah Gülen'le görüştüm diye yer aldı. Bu doğru değildir. Hocamdan ve izleyicilerimizden özür diliyorum. Gerçeği budur. Antalya'dan İstanbul'a giden seste bir problem oldu diyerek espriyle bağlayalım. Sizden de özür diliyorum. Doğrusunu ortaya koymuş olduk. Evet, Sayın Menderes aranızda bir kan davası mı var? Seçimi kaybedersiniz. Yok, ben kan davası diye bakmıyorum bunu, özellikle söyleyeyim. Evet, sözünüzü kestim. Seçimi kaybedersem diyecektim. Kaybederseniz yani. Elini sıkar mısınız? Ben delikanlılığı çok önemsiyorum. Delikanlı gibi gider elini sıkarım. Bunda hiçbir sakınca yok. Seçimi kim kazanır? Ben kazanırım. Kesin mi? Kesin gibi. Peki. Son bir soru. Sizinle Sayın Menderes Türel arasında halkın içerisinde de kulaktan kulağa yayılmış bir ilişki biçimi var. Anladığım kadarıyla Sayın Menderes Türel sizi ekranda birebir tartışmaya davet etmiş. Doğru etti. Mudur? Bir ay kadar önce etti. Belki bir ayı da geçti. Ben de bir aydır Kanal VIP'te kum saati kullanarak, kum saatini ters çevirerek saati çevirdim. Çalışmaya başladı. Gel karşılıklı konuşalım diye davetini kabul ettiğimi söylüyorum. Ama bir türlü cevap almadım. Tekrar söylüyorum. Gel Sayın Türel, karşılıklı çıkalım ekranlara. Hatta bunu sizin ekranınızda yapabilirsek ben çok mutlu olurum. Sayın Aysever. Çıkalım. Bütün bu karşılıklı dertlerimizi, birbirimize olan eleştirilerimizi, sistemlerimizi koyalım, tartışalım. Yani Türkiye'nin siyasetinde pek olmayan bir şey yapmaya hazırım diyorsunuz. Hazırım efendim. Bunu bir aydır da söylüyorum. İlk defa ulusal bir kanalda söyleme şansı verdiğiniz için Sayın Aysever, çok teşekkür ediyorum size.
Peki, ben de size teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu konuşarak bitirelim isterseniz. Antalya, hep Türkiye'de büyük projeler, büyük projeler, büyük projeler konuşuluyor. Antalya'da sizin döneminizde, yeni döneminizde büyük projeler mi olur kazanırsanız? Zaten çok büyük projeler oldu son 5 yılda. Yaptığım büyük projeler hakikaten şurada konuşmaya kalksak yarım saatimizi daha alır. Önümüzdeki dönemde de çok büyük projelerim var ama en önemli projem tarımsal sorumluluktan dolayı ve Antalya köylüsünün, çiftçisinin tarımda bir çöküş yaşamasından dolayı tarımsal kesimi kollayan, kalkındıran, destekleyen projeler olacak. Ama Kırcami'de, ama Kefezaltı Santral gibi bölgelerde, Alanya'da, Kumluca'da çok özgün ve pahalı projelerim de var. Yani siz de bir Antalya'yı proje şeyine çevirecek misiniz? Proje delisine? Ben de hayır, bunun altını çizeyim. Ben de ayakları yere basmayan hiç proje yok. Mesela Boğaçayı diye bir proje vardır. Hiç ayakları yere basmayan bir proje. Terennüm edilmiştir siyasiler tarafından. Bir felaketle sonuçlanır. Uzak duruyorum. Benimkilerin hepsi ayakları yere basan, böyle İstanbul'a kanal projesi gibi uçuk kaçık projeler değil. Peki, size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sayın Aysever. Sevgili seyirciler, yarın bu ekranda Sayın Menderes Türel olacak. Aykırı soruların geleneği itibariyle biz insanlara söz hakkını kullandırma noktasında hassasız. Yine hassas olacağız. Kendisi karşımda olacak. Ayrıca Sayın hocamın yaptığı daveti de, yani iki siyasinin uygar biçimde tartışabileceği bir platformu kurma davetini de şu anda kendisi işitmiştir. Ne yanıt verir ben de yarın soracağım. Bizim kanalın olanakları müsait olursa da genel yayın yönetmenime teklif ederim. Biz de Türkiye'de, Amerika'da olduğu gibi başkanların karşılıklı tartıştığı bir kültür seviyesine geliriz. Bunu gerçekten çok temenni ederim. Çünkü yüz yüze tartışmak gelişmiş demokrasinin birinci ölçüsüdür. Bunun olacağı bir Türkiye'de hayal ediyorum. Aykırı soruları tamamlıyoruz. Yarın yine Antalya'dayız. Şimdilik hoşçakalın.